Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugünkü toplanma nedenimizi şöyle kısaca bir anlatayım. Öncelikle oyuna yeni yükseltilebilir bir silah deseni geldi arkadaşlar. AKM'ye çöl fosili adında yeni yükseltilebilir güzel bir silah deseni geldi. Biraz sonra zaten detaylarına bakacağım. Size detaylı olarak göstereceğim yani yükseltilince ne oluyor, nasıl bir şekle bürünüyor vesaire diye. İkinci olarak güzel bir haberim var. Oyuna yeni bir harita geliyor arkadaşlar ve PUBG Mobile bana bir mektup gönderdi. Bu gizemli mektupta, gizemli diyorum çünkü haritanın tamamını göndermedi, bir parçasını gönderdi. Diğer parçalarını da başka YouTuber'lara gönderdi. Onların videolarında da bu haritanın diğer parçalarını görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şu an ekranda PUBG Mobile'ın bana gönderdiği gizemli harita parçasını ve mektubu görüyorsunuz. Bunun yanına hemen Karakin haritasını da koyalım ve benzerlik var mı diye şöyle bir anlamaya çalışalım. Ama basit bir mantık yürütmeyle Karakin haritası olmadığını anlıyoruz. Şöyle ki benim elimdeki harita parçası diğer YouTuber'lardaki diğer parçalarla aynı ölçekte, boyuttaysa Karakin haritası olmasına imkan yok. Çok daha küçük bir harita gibi geldi bana. Artık Battle Royale modu mu olur, başka oyun modları mı olur, onu göreceğiz arkadaşlar ama böyle bir şey var. Yani bu bilgiler tamamen resmi kaynaklardan geliyor bana. Onun haricinde mektupta bir bardak kahve iç ve rahatla gibi bir şey var. Çok yakında diyor. Davetiye Kozmik Karınca, konum Gamers Cafe. Muhtemelen bu haritada Gamers Cafe diye bir mekan olacak arkadaşlar ve orada artık böyle forum, böyle bir topluluk alanı gibi bir şey mi olacak orada, yani hiçbir fikrim yok. Hani belki de orada savaşmayacağız, barışacağız falan gibi böyle şeyler de koymuş olabilirler. Bakalım, beklemedeyiz arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz gelişmeleri ama şunun altını çizerek söyleyebiliriz. Kesinlikle PUBG Mobile'a yakında yeni bir harita gelecek arkadaşlar. Yani bu net. Evet arkadaşlar, şans çarkını süratle çevireceğim ama önce şu silah desenine yakından bir bakalım. Karşınızda çöl fosili AKM yükseltilebilir silah deseni. Yani fena değil. Rengi hoşuma gitti ama üzerindeki detaylar silahı böyle bir oyuncak gibi yapmış. Hani biliyorsunuz AKM'nin bir ciddiliği vardır, bir ağırlığı vardır, sertliği vardır. Üzerindeki detaylar, ne bileyim, iki el ateş ettiğin zaman sarsıntıdan böyle dökülecekmiş gibi falan duruyor. O pek hoşuma gitmedi. Ama rengi fena değil. Bunu yükselttiğimizde, onu da bir göstereyim size, böyle bir alevli malevli bir öldürme efekti var. İkinci kez yükselttiğinizde böyle ahşap renkli detaylar geliyor ve bence şimdi biraz daha ağır hale gelmeye başladı, yani bence güzel oldu. Ahşabın biliyorsunuz bir ağırlığı var. Öldürme mesajı gayet güzel. Ondan sonra silah süslemesi, onu hiç koymayaydın daha iyiydi ya. Silahın bütün aerodinamiği gitti abi, bütün havası gitti. Neyse, öyle araya öyle bir tane serpiştirelim bir şey demişler. Nihayide böyle oluyor. Bak, Los Leones falan yazıyor sapta, görüyor musun? Benim öyle bir videom vardı, hatırlıyor musun? Her şey Los Leones'te başladı falan diye. Vay be, güzel bak, silahla bağ kurmaya başladım. Yağma sandığı da böyle arkadaşlar. Yani fena değil, güzel. Beni çok heyecanlandırmadı ama güzel. Şimdi hemen şans çarkımıza geri dönelim ve şu silah desenini, tabii şans çarkında başka şeyler de var, onları da çıkartmaya çalışalım. Mesela başka ne var? Şöyle bir şey var. Karton asker seti, tabii başlık dahil değil. Şöyle geliyor. Çanta da dahil değil, onu da çıkaralım. Yani bu nedir abi? Bu nedir ya? Karton kral seti, bunun başlığı da var. Şöyle bir set çıkıyor yine çarktan. Bu nedir abi? Bunlar nedir ya? Bak, bu başlık hoşuma gitti yalnız. Bu başlık güzel. Sert duruyor, böyle karizmatik bir havası var. Rengi daha iyi olabilirdi ama güzel. Hoşuma gitti. Neymiş bu? Stegosaurus başlığı. Ya pek okuyamasam da bir çeşit dinozor türü falan mı bu? Olabilir. Evet, bir dinozor türünden bahsediliyor olabilir arkadaşlar. Çöl fosili falan. He, fosilden, tamam. Taşlar yerine oturuyor. Bir dinozor türü arkadaşlar. Stegosaurus. Öyle değilse de düzeltin arkadaşlar, yanılıyorsam. Şimdi pot kırmayalım durduk yere. Başlıyorum. 10 bilet 540 UC. Kampanyadan hemen faydalanalım. Çevir abicim. Parçacık. Şaşırdık mı? Hayır. Sprey. Şaşırdık mı? Hayır. Yine parçacık. Yine parçacık. Oo, rekor kırıyoruz. Dünyada ilk. Aha bak, buna sevindim ama. Bu silah yükseltme parçacığına. Tamam, bir tane tesellimiz var. Şu malzeme diyelim ona, karışmasın parçacıkla. Malzeme geldi, onlarla silahı yükselteceğiz. Güzel. Tamam, karton kral setinin başlığı geldi. Güzel. Yani boş geçmeyelim de abi, önemli olan o. Yakındı, yakındı. Evet, oldukça kötü gitmeye başladık. Spreyler ve saçma sapan parçacıklardan ibaret bir çevirme oldu. Hemen 10 tane daha çeviriyorum. Ama gelecektir yani arkadaşlar. Hani 11.950 UC'den bahsediyoruz. Gelmiyor. Bir Naz, Niyaz. Yakın, böyle sağında solunda durmalar falan. Bir tamam diyelim. Kaç kaldı? 9.790. Devam. Evet, evet. Anlıyorum, anlıyorum. Ya neyin geleceği belli oğlum. Niye çarkı çeviriyorsun?
Allah Allah. Sanki karşımda gerçekten mekanik çark varmış gibi beni böyle büyülemeye çalışıyor. Vermeyeceksin işte. Dur, çok mu sert yaptık çarka? Tamam, çarkla kavga etmiyorum, tamam. Yakın. Kötü. Sprey. Oh, bu bayağı kötüydü yalnız. Ulan bari malzeme ver de silahı yükseltebilelim be çıkınca. İnsafsız. Bu kadar spreyi falan ne yapayım ben? Yok gümüş parçacık bilmem ne. Evet. Güzel. Malzeme geldi. Yine bir kötüleşti. Hadi ama. Abi bir de çıkartamıyormuşum ya. Düşünsene videoda. Giriyorsun abi 11 bin UC ile. Şöyle çıkartacağız. Böyle çıkartacağız falan. Ya olabilir tabii arkadaşlar. Şans. Bu arada şu hatırlatmayı tekrar yapayım. Bazı küçük kardeşlerimiz, arkadaşlarımız bu meseleyi biraz fazla önemsiyor bazı arkadaşlarımız. Çok da önemsemeyin. Silah desenin neticede sizin oyundan aldığınız zevki etkilemesin arkadaşlar. Bu oyunda herhangi bir üstünlük yaratan bir şey değil. Hiç zorlamayın kendinizi, kafanızı da takmayın illa çıkartacağız edeceğiz falan diye. Önemli olan oyundan zevk almanız arkadaşlar. Bu silah desenleri, elbiseler vesaire size oyunda hiçbir üstünlük, hiçbir avantaj ya da dezavantaj sağlamıyor. Hiçbir anlamı yok. Tamamen göz zevkiyle alakalı. O yüzden lütfen bu konuları çok fazla kafaya takmayın. Rica ediyorum. Şimdi ne geldi? Stegosaurus başlığı geldi. Güzel, boş geçmemişiz en azından. Tam o arada bir şeyler anlatıyordum. Sevincini bile yaşayamadık. Ne olacak abi sevinmekten dedik yani. Sevincen de ne olacak işte. Çıktı, tamam. Evet, devam ediyoruz. Malzeme geldi, güzel. Vay, ama başlık çıkmıştı bak, bir tane daha veriyor. Gördün mü? Hani tenezzül etmiyorum gibi ya böyle. Şey yapıyorum ya, çıkmazsa çıkmasın. Hiçbir önemi yok ki falan dedim ya bak. Vermeye başladı. Beni duyuyor mu lan çark yoksa? İzleniyoruz. Evet, kötü gidiyoruz. Kötü bir gidişat var. Şu başlığın ismini biraz daha akılda kalıcı böyle karizma, okunaklı bir şey yapsaydınız ya. Arkadaşlar, bu aralar havalar da çok ısındı. Yani bana bir ter basmaya başladı. Ah, yakındı be. Ya hep ya hiç. Ya şimdi çıkarsın ya da sonsuza dek çıkma. Hadi bakayım. Neyse tamam, çarkla iddialaşmamak lazım. Gelmiyor ha. Vermeyecek galiba. Tamam ya, çok ciddiye aldı bu da. Tamam, şey yapma o kadar. Şaka yapıyoruz. Bu bir yani show dünyasıdır. Hani böyle türlü türlü şakalar, işte ne bileyim takılmalar falan. Hemen alındı çark, vermiyor. Tamam ver ya. UC'ler gidiyor arkadaşlar. Galiba hani video falan da çıkmayacak yani bu gidişte. Bayağı çıkartamıyorum şu an. Olsun be, çıkmasa da yayınlarım arkadaşlar ben bunu. Yani hep böyle şanslı olduğumuz böyle hani şansımızın yaver gittiği şeyleri mi yayınlayacağız? Bir kere de şöyle bir video gelsin. 11 bin UC harcadım, hiçbir şey çıkaramadım, avucumu yaladım falan gibi öyle bir video da gelebilir yani. Vermiyor. Vay arkadaş. Vay. Yok canım. Hadi be. Bak. Şu an çıldırdım. Bunlar neymiş abi? Bir dakika, ben bir şeyler kazanmışım. Hiç söylemiyorsunuz arkadaşlar. Karton asker kaskı. Şans seviyesi 200 olduğunda çöl fosili AKM kazanmak garantidir. Nerede abi şans seviyem benim? Onu ben bir göreydim ama onu şans seviyem neresi? Ha, 140'daymışız. Ortada kocaman yazıyormuş. Ben de diyorum nerede? Çubuk arıyorum, çubuk. Tamam, ortada 140'dayız arkadaşlar. 200 olduğunda yani şu lucky yazısı var ya. Şans yazısı. O tamamen dolduğunda garanti. Çöl fosili AKM'sini veriyor. Var ya, sabahtan beri yok şöyle olsa böyle olsa diye laf konuşuyoruz ya. Garanti arkadaşlar, alıyoruz yani. Yine şu şey verdi, karton kral başlığını verdi ya. Ya ama ben öyle garanti ödül falan olarak değil yani, şansımla almak istiyordum ya. Ne oldu? 150. Daha bunu kaç kere çevirebiliyoruz? Oho, daha çeviriyoruz. Rahat aldık. Bari malzeme çıkaydı be. Bu arada şans yok yani. Bende şans yok yani. Bugün bir şey var. O zaman biraz hızlanıyorum arkadaşlar. Ya nasıl olsa şans seviyesi 200 olunca verecekse şunu geç diyorum hatta. Yeter be. Ciğerim soldu be. O zaman garantiye gideriz. Şansımızı kendimiz zorlayarak koparır alırız. 200 olunca veriyor. Geç geç geç, yeter. Vallahi daral geldi ya. Vereceksen ver ya. Vermeyeceksen de işimiz gücümüz var kardeşim. Gideceğiz. Geç 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 geç. Vallahi bu ne ya? Ha, malzeme vermiş. Güzel. 1690 UC kaldı. 540 UC'ye yine 10 bilet alıp çeviriyorum. Zaten şansımız 200 oluyor ve garanti olarak ödülü bize veriyor arkadaşlar. Bunu bir bekleyelim bakalım. Şimdi de vermezse ne oluyor yani? Buradan PUBG Mobile yetkililerine sesleniyorum. Yani şans seviyem 200 oldu, tam doldu. Vermesi lazım. Evet, verdi.
Onu da en sonda veriyor. Ya bu kadar gerilim olmaz ya. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, AKM çöl fosili silah desenini çıkartmayı başardım. Vay be. Şu çıkaydı iyiydi ya. Başlığını çıkarttım ya, eksik kalsın istemiyorum yani. Çok sevdiğimden mi değil. Başka bir sandık deneyelim ya. Tamam, çöl fosilini çıkarttık abi. Yeter o kadar. Şu son 1150 UC'yi de... Oğlum bu ne lan? Bir şans çarklarıma... Yeter. Beni bulaştırmayın beni bu kadar. Bak bu bayağı hoşuma gitti. Tek atar mıyız? Dur bakayım. Biletler falan varmış. Hadi aç be. Geç. Geç yeniden. Açalım bakalım. Deneyelim. Yeniden aç. Biletleri kullanıyoruz şu an. Bu ne abi ya? Geç. Ne verdin? Abi bu nedir ya? Evet, açmaya devam ediyorum hemen. Biletlerimiz hala var. Geç. Çabuk ver. Yani bugün bayağı şanssızım. Abi bu nedir ya? Ben diyorum Star Wars bilmem ne. Adamın bana verdiği şeye bak ya. Bandana veriyor. Aç 10 defa be. Hadi. Geç. Bu ne? Vay. Havalı duruyor. Bu ne? Tamam anladık be kardeşim be. Bu ne doktor? Aç 10 defa da yok, açabiliyor muyuz? Açamıyoruz artık. Diyor ki biraz ucu satın al kardeşim falan demeye başladı. Çirkinleşti. Şimdi arkadaşlar, çöl fosili deseni benim hoşuma gitti. Ama acaba 5 tane malzememiz var şu an. Silah yükseltebilmek için biliyorsunuz malzemeler çok değerli. Onu çöl fosilinde değil de M416 maskarada mı kullansam? Yani çünkü hani silahlar hep böyle yarım yarım kalıyor yani. Tamamen yükseltemiyorsun. Bari maskarayı fullleyelim abi. Gerçi yine fullleyemiyoruz. Öldürme mesajı. Alıyorum be. Hadi maskarayı bir kademe daha yükseltiyorum. Öldürme mesajı havalı olabilir. Evet arkadaşlar. Maskarayı bir kademe daha yükseltiyorum ve öldürme mesajını da açıyorum. Yani gönül isterdi ki çöl fosilini yükselteyim ama dediğim gibi malzeme çok az bulunabildiği için ve çok az edinebildiğimiz için bütün silahlar böyle yarım yarım kalacağına en azından böyle sistematik bir şekilde gidelim ve silahların hepsini en azından sevdiklerimi yükselteyim. Maskarayı bir kademe daha yükselttik. Artık havalı bir öldürme mesajımız olacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın öldürdüğünüz zaman hani sol üst köşede liste çıkıyor ya, orada bu şekilde böyle bayağı havalı bir mesaj çıkacak. Güzel. Evet arkadaşlar, bir videonun daha bu şekilde sonuna geldik. Ekranda da şöyle çöl fosilini tutalım ki hani videonun anlam ve önemine de gönderme olsun. Bugün oyuna yeni gelen yükseltilebilir AKM çöl fosili silah desenini çıkarttık. Gayet güzel bir silah deseni, tabii yükseltmek gerekiyor şu ahşap detaylar için. Onun haricinde oyuna yeni gelecek çok önemli bir haberden, bir bilgiden bahsettim sizlere. Haritayı da gösterdim. PUBG Mobile'dan bana gelen gizemli harita parçasını gösterdim. Bakalım ne zaman gelecek bilmiyoruz ama muhtemelen önümüzdeki güncellemede bu yeni harita gelecek. Yeni bir oyun moduyla birlikte gelebilir ya da yine Battle Royale tarzında oyun oynadığımız bir harita da olabilir. Onu bilemiyoruz. Detayları artık güncelleme tarihi yaklaştıkça öğreneceğiz arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.